Bundan 2 yıl önce iflas eden Lehman Brothers Yatırım Bankası, yarattığı etki nedeniyle küresel mali kriz ifadesinin de sorumlusu. Ve Lehman Brothers şimdi 350 milyar sterlinlik dev borcunu ödeyebilmek için elindeki tüm varlıklarını satma çabasında. Bankanın sanat eseri koleksiyonundan pek çok eser ve hatta merkez binasının tabelası bugün Londra'daki Christie's Müzayede Salonu'nda satışa çıkarılıyor. Tonight at 10, a day of turmoil on the world's financial markets. Bankers all over the world are anxious tonight. Lehman Brothers 15 Eylül 2008'de iflas etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin 4. büyük yatırım bankasıydı Lehman Brothers. Ve bir gecede 25 bin çalışanı masalarını toplayıp çalıştıkları bürolarını terk ettiler. 2008 yılının başından Eylül ayındaki iflas açıklamasına gelinene dek Lehman Brothers'ın hisseleri yaklaşık %80 değer yitirmişti. Mali kriz içindeki bankayı kurtarmak için girişimler başlamış, Barclays ve Bank of America'nın Lehman'ı satın alabileceği konuşuluyordu. Lehman Brothers'ı kurtarma girişimlerini Amerikan Hazine Bakanlığı ve New York Merkez Bankası yürütüyordu. Ancak yetkililerin bankayı kurtarmak için federal fonları kullanmak istemediklerini açıklaması ardından 1850 yılında kurulan Lehman Brothers iflas ettiğini açıkladı. Dünyanın dört bir yanındaki bankaların Lehman Brothers'la yaptıkları karmaşık işlemleri çözmesinin haftalar hatta aylar sürebileceği, bunun da küresel mali sistem için bir belirsizlik dönemi yaratacağı belirtiliyordu. Lehman'ın iflası, küresel ekonomi ve bankacılık sistemi içindeki çatlakları bir anda büyüttü. Yatırım bankası Lehman Brothers tam 2 yıl önce iflas ettiğinde belki de pek çok kimse bunun ne kadar büyük bir küresel krizin ilk halkası olduğunu fark etmemişti. Aradan 2 yıl geçti. Amerika'da ve Avrupa'da pek çok banka krize girdi, iflas etti. Krizin etkisi konut sektöründen kredilere, emeklilik fonlarına kadar uzandı. Hükümetlerin uyguladığı kemer sıkma politikaları nedeniyle özellikle Avrupa'da protesto gösterilerinin ardı arkası kesilmiyor. Lehman Brothers yaklaşık 350 milyar sterlin borçla iflas etti. Ve banka borçlarının bir kısmını ödeyebilmek için ünlü sanatçıların tablolarından bankanın tabelasına kadar para eden tüm varlıklarını bugün Londra'da satışa sunuyor. Bankanın New York ofisindeki sanat eserleri de geçen hafta satışa çıkarıldı ve satıştan yaklaşık 7,5 milyon sterlin gelir elde edildi. Londra'da satışa çıkan sanat koleksiyonu içinde Lucian Freud ve Gary Hume imzasını taşıyan eserler de var. Şirketin Londra'nın finans merkezi Canary Wharf'taki binasının tabelası da bugünkü müzayedede alıcı bekleyen parçalar arasında. Londra'da satışa çıkan eserlerin tahmini bedeli 2 milyon sterlin. Christie's Müzayede Salonu yetkilileri açık artırmaya büyük ilgi olduğunu ve bu miktarın aşılacağını düşünüyor. Ancak tüm dünyayı sürüklediği küresel kriz bir yana bırakılsa bile Lehman Brothers'ın kendi borçlarıyla kıyaslandığında bu gelir fazla bir anlam taşımıyor. Lehman'ın satışa çıkardığı eserler arasında Andreas Gursky imzalı New York borsasının bir fotoğrafı da var. Fotoğrafın tahmini değeri 150 bin sterlin. Lehman Brothers'ın bugünkü borçlarını ödeyebilmesi için buna benzer tam 2 milyon eser satması gerekiyor.